Merhabalar, hoş geldiniz Vav TV'ye. Hayata Dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse. Bu akşam yine hayata dokunan bir başlıkla ve hayata dokunan bir konukla sizlerle beraberiz efendim. Bu akşam herkes içine baksın diyeceğiz. Bunun ilham kaynağı Saadettin Acar'ın Herkes İçine Baksın adlı bu güzel eseri. Ben bu kitabı okudum ve bu konuyu bu yazarımızla konuşmak istedim. Kitabın yazarıyla konuşmak istedim. Çünkü insanla sohbet eder gibi yazılmış, gerçekten çok hoş, çok akıcı bir eser. Dedim ki herkes neden içine baksın, bunu kitabın müellifiyle bir konuşalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben de kırmayıp minnettarım efendim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Değerli hocam, şair demiş ki en uzun yoldur insanın içi. Tarihe baktığımızda astronomi, matematik, coğrafya gibi bilimlerin, yani çok uzaklara da bakan, evrene, afaka bakan ilimlerin çok yıllardır gelişmiş olduğunu görüyoruz. Binlerce yıllık geçmişi var ama enfüse, yani içimize bakmak bilimsel anlamda en azından 140 yıllık bir geçmişe sahip. Psikoloji biliminin kuruluşu şurada 140 yıl. Yani bilim tarihi açısından emekleme dönemi bile diyemeyiz buna. Ama geçmişe baktığımda dediğim gibi insanlar uzak kıtaları merak etmiş, yıldızları merak etmiş, uzayın derinliklerini merak etmiş. En uzun yol, belki de en uzak yol olan o içimize bakma işi biraz gecikmiş. Tabii ki insanın içine bakması manevi gelenekler içinde var. Bilimsel anlamda biraz geç kalmışlıktan söz edebiliriz. Ama manevi disiplinlerin, manevi geleneklerin hemen hepsi o içeriye varmaya çalışan çabalar, onu deneyen çabalar en azından. Peki neden içimize bakmalıyız? Bununla başlamak istiyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Çok güzel ifade ettiniz. Yani en uzak kıtalara, en uzak yıldızlara, gezegenlere bile biz merak salmış ve oralara doğru biz gitmeye çalışırken en yakınımızda ve hemen yanı başımızda olan içimizi ihmal ediyoruz. Tam da işaret ettiğiniz gibi aslında bilimsel anlamda bu meselenin bizim masamıza gelmesi çok yeni, evet. Ama aslında biz İslam'ı konuşacaksak, dini konuşacaksak eğer, din ta baştan itibaren meseleyi insanın içinden ele almayı ve oradan yola çıkıp oradan konuşmayı bize hep öğütler durur. Dinin kaynağı olan vahiy, Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi aslında yoğunluklu olarak ve sürekli bizim dikkatimizi içimize doğru çekiyor. Şimdi İslami ilimler oluşmaya başladıktan sonra, kısa bir müddet sonra insanın davranışlarını çerçeveleyen ilme dair bir çaba ortaya çıktı diyelim, fıkıhla. Orası tanzim edildi. İnsanın aklını merkeze alıp, aklının sınırlarını zorlayan ve onun üzerine bir tefekkür oluşturan ilimler çıktı diyelim, kelam, akaid vesaire gibi, felsefe gibi. Çok uzak olmayan bir zaman sonra dinin temel başlıklarından birisi olan bu kalp meselesi, gönül meselesi, iç meselesinin ihmal edildiği fark edildi aslında. Dolayısıyla bizim bu meseleyi gündemimize almamız İslam'ın hemen ilk dönemleri, o zahitlerle beraber, o işte tasavvuf hareketleriyle beraber, tarikatlar dönemiyle beraber bu mesele kurumsal anlamda, teorik anlamda Müslümanların gündemine geldi ve hiç de çıkmadı aslında. Belki de hani İmam Gazali'dir bunun asıl bütün çerçevesini kuran ve hani tırnak içerisinde söyleyeyim, bu ilme diğer ilimlere nazaran bir meşruiyet de kazandıran İmam Gazali'dir. O zamana kadar bu mesele, içe bakmak meselesi, gönül meselesi, tasavvufun ele aldığı temel meseleler, ya acaba olur mu, olmaz mı? Biraz kavgalar var, tartışmalar var kelamcılarla, diyelim ki sufiler arasında, fakihlerle mutasavvuflar arasında. Çoğu zaman ilim kabul edilmez vesaire. İşte o büyük karizma, Gazali, imam, Allah rahmet eylesin, büyük adam. O meseleye el atınca birçok meselede olduğu gibi bu meseleyi aslında bir ilim olarak hem bir ortaya koyuyor. Ondan sonra artık bu tartışmalar tamamen bitiyor. Şimdi neden içimize bakmalıyız meselesi
bana kalırsa çok hayati bir mesele. Aslında modern zamanlar belki de tam bu soruyu sormamamız için bizi dışımızla çok meşgul ediyor. Çünkü iyiliğin de kötülüğün de merkezi içimizdir. Organların iradesi yoktur. Elimizin, ayağımızın, gözümüzün aslında iradi bir davranışa, kendilerinden bir iradeye sahip değiller. Buraya komut veren, burayı yönlendiren, buraya iyi ya da kötüyü öğütleyen ve yaptıran şey aslında içimizdir. Tam da Resul-i Ekrem Efendimizin hadis-i şerifinde çerçevesini çizdiği, buyurduğu gibi bir et parçası vardır insanda. O düzeldi mi bütün vücut, bütün organlar, bütün azalar düzelir. O bozuldu mu da hepsi bozulur. İşte o kalptir, gönüldür. Elbette burada biyolojik, fizyolojik bir kalpten, bir şeyden söz etmiyor. İçimizin derinliklerinde orada oluşanların aslında sadece içimizde kalmayacağı, bir iç meselesinin asla sadece bir iç meselesi olmadığını, dışımızı da dışarımızı da tanzim ettiğini buradan öğreniyoruz. Bu sözden öğreniyoruz. Bizim en özgür ve en kendimiz olduğumuz yer içimizdir aslında. Yani insanın kendisini tanıyabileceği ve kendisini görebileceği yegane yer içidir. Biz dışımızla zaman zaman çeşitli dış faktörlerin etkisinde kalabiliyoruz. Kalıyoruz da hepimiz. Hı hı. Ama gen vurulmayan, sınır çizilmeyen, çünkü görülmeyen bir tarafımız, yani kalbimiz, iç dünyamız, gönül, ne diyeceksek buna, orası gerçek benliğimizin, gerçek kişiliğimizin tebarüz ettiği, ortaya çıktığı yerdir. Orası sınırlanamaz. Oraya sınır koyamayız. Oranın başı sonu yoktur. Şundan yoktur. Bir Müslümanız ve dini referansla konuşuyoruz. Allah hiçbir şeye sığmam der. Sadece mümin gönlüne sığarım der. Sınırsız ve sonsuz olanın sığabileceği yer de sınırsız ve sonsuz olmalı. Başka türlü orası oraya sığamaz. Dolayısıyla bizim içimiz, iç dünyamız, gönlümüz, bizim sınırsız, özgür, sonsuz ve gerçek benliğimizi bize göstermesi açısından bizim sürekli dönüp bakmamız gereken yer olduğunu ve dışımızı da tanzim ettiği, düzenlediği, dışarıyla temasımızı kurduğu için de içimize bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet. Dış dünya bizi fazlasıyla kendimizden uzaklaştırmaya, kendimizle olan irtibatı kesmeye programlı. Öyle bir çağda yaşıyoruz. Ve gün geçtikçe kendimizi unutuyoruz, kendimizden bir haber kalıyoruz. O açlığı, o yoksunluğu doyurmak için de oyuncaklar buluyoruz kendimize. Oyalanacak oyuncaklar buluyoruz. Daha fazla koşmak, daha fazla görünmek, daha fazla tüketmek, daha fazla sosyalleşmek gibi. Bunların içerisinde eğer kalbin bir rolü yoksa, ne hissettiğimize dönüp bakmıyorsak, iç dünyamızın ihtiyaçlarına kulak vermiyorsak, sadece günü kurtarmış oluyoruz ve kendimize yabancılaşıyoruz. Belki çağın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de kendine yabancı, kendi içinde gurbette olan insanlar. Evet. Güzel bir şarkıda diyor ki, ben gurbette değilim, gurbet benim içimde. Evet. Hepimiz gurbetteyiz ve içimizde de bir gurbet var. Dünya zaten bir gurbet. İçimizde de kendimizden kaçmanın, kendimizden uzağa düşmüş olmanın verdiği bir gurbet var belki. Eyvallah. Diyorsunuz ki hocam kitabınızda, İnsan yalnız yaratılmış fakat ona bu yolculukta yalnız kalma imkanı verilmemiştir. Yalnızlığı, biricikliği, yüce yaratıcı kendine has bir özellik olarak saklamış. İnsanı ise insanla meşgul etmiştir. İnsana bu yolculukta yoldaş ve arkadaş gerek diyorsunuz. Yoldaşın burada nasıl bir önemi var bu yolculukta? Evet. Şu bir şey daha söyleyeyim bir önceki Lütfen. Cümleyle ilgili. Çok teşekkür ederim bu güzel katkınız için. Burada aslında hani
herkes içine baksın derken, bakmanın bir temaşa etmek, seyretmek, dönmekle ilgili kısmına da işaret ettim. Asıl oraya. Bir de aslında bakım yapmakla ilgili bir boyutunu da hani zihnimin bir kenarından geçirdim. İyi baksın yani. İyi baksın, arındırsın, temizlesin. Çünkü padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Madem orayı ona açacağız, onu misafir edeceğiz ve orayı düzenleyip oranın işte efendim direktifleriyle dışımızı tanzim edeceğiz. Kendine iyi bak gibi, kalbinin içine iyi bak anlamını da böyle zihnimin bir kenarından geçtiğini hatırlatmış oldum. O güzel oldu, çift anlamlı oldu o zaman. Daha geniş açılımlı düşündüğümüzde bakarsan bağ olur. Biz bunu biliyoruz. Toprağını sürmek, orayı temizlemek, süslemek, çiçeklendirmek, iyi bakmak anlamında. Evet, bak ve tefekkür et ve iyi bak oraya. İyi bak hakikaten oraya. Güzel muamele et ve süsle, güzelleştir, temizle, ferahlat. Türkçenin güzelliği diyelim, böyle bir imkan veriyor. Şimdi siz bu afak ve enfüs meselesindeki o işaretinizden bu yol ve yoldaş meselesine gelecek olursak, Allah bizi, dikkatlerimizi sürekli bu iki noktaya çekiyor aslında. Dedim ya, yani hani bu mesele bizim, yani diyelim ki büyüklerimizin bu içe bakmak, tasavvufun ilgilendiği meseleler, uyduruk, kaynağı olmayan meseleler değil. Baktığımızda dinin emirlerinin önemli bir bölümünün, büyük bir kısmının içe dair, kalbe dair meseleler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani sadece görünür plana dair dini tanzim edersek, bir emir ve yasaklar manzumesine dönüştürürsek, o zaman kaynakların önemli bir kısmının vaz ettiği, bize emrettiği, hatırlattığı meseleler dışarıda kalacak. Yani takvayı nasıl anlayacağız? İhlas hangi organın meselesidir? Huşu duyan nedir? Haşyeti hangi organ icra edecek ki? Değil mi? Samimiyet dediğimiz, huşu dediğimiz ve şimdi baktığımızda Kur'an'ın ve Resul-i Ekrem Efendimiz'in emirlerinin önemli bir kısmının buralara taalluk ettiğini, buralara dayandığını görüyoruz. Dolayısıyla din bütün meselelerde olduğu gibi bu dengeyi burada da gözetliyor. Bu dengeye burada da dikkat ediyor. Onu, o açılımınız bunu bana hatırlattı. Şimdi yol zahmetli efendim. Böyle çok biliyormuş ve tecrübe etmiş gibi konuşmayayım ama hani en azından kendi hayat tecrübemizden de yola çıkarak bunu görebiliyoruz. Yol zahmetli. Yol engebeli ve yolda bizi hedefimizden saptıracak, gittiğimiz yönden, o yolculuğumuzdan bizi gaflete düşürüp başka yollara bizi yönlendirecek birçok etken var. Simurgu hatırlayın. Ondan sonra kuşların o yolculuklarını hatırlayın. Yol boyunca ona musallat olan dış faktörlerin onu amacından saptırmak için verdiği çabayı düşünün. Dolayısıyla bu yol zahmetli. İnsana bu yolculukta evet Rahman eşlik ediyor. Rahman'ın melekleri eşlik ediyor. Ama şeytan insanı bir an yalnız bırakmıyor. İnsanın tam da içinde nefs diye başka bir şey var. Ve o nefs de içimizde yine kalbin üzerine bir saltanat kurarak, bir hakimiyet kurarak onu yolculuğunda ve yol boyunca onu meselesinden meşgul etmeye çalışıyor. Bundan dolayı aynı derdi taşıyan, aynı meseleleri, aynı konuları kendi kalbinin gündemine sokan insanların bu anlamda birlikteliklerinin önemli olduğunu düşünüyorum.
bu yoldaşı doğrusu sadece efendim fiziki iki yoldaş olarak da düşünmemek gerekir. Manevi bir yoldaşlıktan da aslında burada söz ediyoruz. Allah'ın yoldaşlığından da yol boyunca Allah'ın kalbimizi bırakmaması, elimizi bırakmaması temennisi de var burada. Çünkü karşıdaki güçler çok güçlü. Ve Allah öyle bir yaratmış ki, bir hadis-i kutsidir ya da Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sözüdür. Cennetin etrafı insanın nefsine ağır gelen şeylerle donatılmıştır, kapatılmıştır. Cehennemin etrafı da insanın zevkini harekete geçiren, şehvetine hitap eden, onu sarhoş eden şeylerle. Yani insanın kendi haline bırakırsa aslında yolculuk cehenneme yani. Çünkü nefis bunu istiyor. Dolayısıyla burada yoldaşımızın, hem içerideki yoldaşımızın ve tabii ki elbette dışarıdaki yoldaşımızın burada bize çok büyük katkı sunacağını, hem büyük bütün büyük sufiler de bize bunu öğütlüyor. Büyük sözlerde hep bir yoldaşın bu yolculukta insana eşlik eşlik etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü hakikaten yol uzun, engebeli, yoldan saptıracak güçler çok fazla ve insanın tek başına bu yolla, bu yolun zorluklarıyla baş edebilmesine imkan yok. Evet. Dolayısıyla burada bu yoldaşın, yol arkadaşlığının aynı derdi, dert edinen insanların beraberliğinin yolun sıkıntılarına karşı insanın işini kolaylaştıracağını varsayarak böyle bir şey. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim demiş ya Cervantes. Evet. Biz de biliriz ki önce yoldaş, sonra yol. Tam da özür dilerim. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözüdür değil mi? Kişi arkadaşının dini üzeredir. Üzeredir. Dostunun aynen. Dini üzeredir. Kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin bundan evet. Dolayı da. Ve nörobilim bugün diyor ki, beyin ikizliği diye bir şey var. Hmm. Yani kimle uzun süre vakit geçirirseniz beyin faaliyetleriniz diyelim, beyin evet. Dalgalarınız birbirine benzeşmeye başlıyor. Yani bir çeşit rezonansa giriyoruz, eş titreşime diyebiliriz. Hmm. Biriyle uzun süre vakit geçirmek bizi nörolojik düzeyde bile benzerliğe itiyor. Hani en çok zaman geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasısınız diye bir söz var. Hani 5 rakamı orada çok bilimsel bir destekli değil ama en çok zaman geçirdiğimiz 3-5 kişinin ortalamasıyız diyebiliriz. Doğru. Hal saridir çünkü değil mi? Hal saridir. Evet. Bütün aklı selim sözler hep aynı şeyi söylüyor. Aynı yere çıkıyor. Kiminle oturup kalktığımıza dikkat edeceğiz. Doğru. Yani nereye gidersek onun kokusu üzerimize bulaşır. Bir şeyleri çok güzel ve kolay yapıveren insanlarla oturup kalktığımızda o şeyi yapmak bize kolay görünmeye başlar. Doğru. Bu gelişim olur, zaman yönetimi olur, ders çalışmak olur, ibadet olur, her neyse. Onları kolay, sistematik ve düzenli yapan insanlarla bir aradayken onları yapmak kolay ve güzel görünüyor. Ama zararlı bazı faaliyetler, normalde çok yaklaşmak istemeyeceğimiz bazı şeyleri kolayca ve sık sık yapan insanlarla çok oturup kalktığımızda gözümüze o kadar zararlı görünmemeye başlıyor onlar. Şunu da eklemek gerekir mi acaba hocam? Yani hani insan zaten ünsiyet kurmaya mecbur olandır aslında. Evet. Yani Allah'ın birisiyle, birileriyle meşgul olması, birileriyle vakit geçirmesi, müstahanilik odur. Sadece bu ona has bir şeydir. Onun öyle bir ihtiyacı yoktur. Ama insanın tanımı gereği ünsiyet kuran, ünsiyet kurmak zorunda kalan aslında. Evet. Tek evet. tek başına yapamayan canlı demektir. İnsan isminden başlayarak aslında bir birlikte olmayı, beraber olmayı, birileriyle beraber yürümeyi bize hatırlatan bir kavram. Ve tam da bu ünsiyet aslında tam da ihtiyaç ve aciziyetin de ifadesidir. Evet, evet. Allah'ın ünsiyete ihtiyacı yoktur. Allah'ın birileriyle. Ama insan, şimdi şöyle düşünün hocam. Ya mesela bütün dünyayı bize verseler,
ama kimse yok bu dünyada mesela. Yani hakikaten olur muydu böyle bir şey, bir anlamı? Bütün İstanbul sizin ama hiç kimse yok. Evet. Hiçbir anlamı yok değil mi? Hiçbir tadı yok, hiçbir kıymeti yok. Bir müddet sonra hiçbir şey yok. Dolayısıyla insan ünsiyet kurma zorunluluğu taşıyan bir varlık olması hasebiyle bir yoldaş ihtiyacı her zaman vardır. Evet. Önemli olan galiba o yoldaşı iyi seçmek. Yolculuğumuzu kolaylaştıracak yoldaşlar mı seçiyoruz, yoksa ayağımızın takılacağı, tökezleyeceği yoldaşlar mı? Bize hayrı, hakkı, sabrı mı tavsiye ediyor, yoksa tam tersi mi, aşağıya mı çekiyor bizi? O yoldaşı iyi seçmek yolda bizi çok avantajlı kılacak gibi görünüyor. Sayın Nursi diyor ki, pencerelerden seyret, içlerine girme. Kitabınızda da bir sufi sözüne atfen şöyle bir ifade yer alıyor. Onlar dünyanın içine girerler ama dünyayı içlerine almazlar. Tasavvuf, insanın bakışını nazik bir şekilde kalbine yönlendirirken dünyaya bağlanma hırsını tamir etmeye çalışıyor diyorsunuz. Biz bu dengeyi neden tutturamıyoruz? İkisini de istiyoruz, bir kısmımız en azından. Neden tutturamıyoruz bu dengeyi? Yani zor bir mesele. İnsanın aslında temel sorularından birisi. Dünyada yaşayıp ahiret odaklı bir dünya hayatı kurmak. Ahireti unutmadan, asıl yurdu unutmadan burada yaşayabilmek doğrusu büyük bir mesele. Ve bütün bu gelenekler de aslında bunu tesis etmek, kurmak için varlar. Çok kolay bir şey olsaydı hani hiç bu kadar işte bu tasavvuf geleneklerine, yollara değil mi sizin bugün bilim dediğiniz bu psikolojinin, psikiyatrinin vesaire meselelerine işte bunlara hiç gerek kalmadan aslında insan hani bu dengeyi kurabilecek diye. Ama zor bir şey, şundan biraz zor bir şey, biz dünyaya çok çabuk aldanıyoruz ve ölümü unutuyoruz. Asıl ebedi yurdu unutuyoruz. Şimdi biz unuttuğumuz için ve unuttuğumuz andan itibaren burası bizim asıl yurdumuz, burası efendim bütün yapıp ettiklerimizin hem karşılığını göreceğimiz hem sonucunu göreceğimiz bir alana dönüşür. Dolayısıyla bitmeyen bir hırsla bir kere geldim dünyaya ve ne varsa alayım, hazzımı alayım, payımı alayım, zengin olayım. Ama aslında yine din sürekli bize, bakın size burada bazı nimetler veriyorum. Bunlar benim size vereceğim nimetlerin yanında nimet bile sayılmaz. Hatta geçen işte Kemal Sayar abiyle birlikteydik. Orada bir söz karşıma çıktı, onunla paylaştım. Diyordu ki yani buradaki nimetler nimet bile değil. Dünya nimetleri yalnızca elemin gitmesidir aslında. Acıkırsınız, doyarsınız, oh ne büyük nimet dersiniz. Aslında açlığınız gitti sadece. Hastalanırsınız, şifa bulursunuz, ne büyük nimet dersiniz. Aslında bu fazladan bir şey değil. Normale döndünüz aslında. Stabil hale döndük. Evet. Allah bize ahiret nimetlerinin böyle olmadığını söylüyor. Bir ihtiyaçtan kurtulmak, bir ihtiyacınızı karşılamaktan öte bir şeyden söz ediyor ve vaat ediyor bize Allah. Ama işte orayı unuttuğumuz ve oradan gaflete düştüğümüz andan itibaren burası tek merkez oluyor. Burada ne koparırsam, ne alırsam, ne kadar alırsam kâr bana bu lazım. Dolayısıyla o dengeyi kaybediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ve vahyin ve bütün bizim geleneğin içerisinde biz aslında bu dengeyi sürekli görüyoruz. Hiçbir dünyaya taalluk eden bir mesele yoktur ki ahirete dair bir tehditle, bir mükafatla, bir tasvirle bitmesin. Dünyaya dair meselelerin en yoğun ve tamamen dünyevi meselelerin konuştuğu, bütün konuşulduğu, bütün olaylar, sözlerin bir şekilde gelip ahiretteki bir meseleyle bağlantılandırıldığını, oraya bağlandığını görüyoruz. Aslında bu denge orada var. Hadis-i şeriflerde bu denge var. Geleneğimiz bu dengeyi aslında kurmuştur.
mimari üzerinden de kurmuştur. Hayatın her alanına bu dengeyi aslında yerleştirmiştir. Ama bizim çok konuşacağız. Bizim büyük bir problemimiz var. Bir iki asırdır belki de. Biz kendimizi kaybettik. Kendi köklerimizle irtibatımız zayıfladı, hatta koptu. Dolayısıyla bir ayağımız, bir gözümüz sürekli o gelenekte, ki kimisi tamamen nostaljik birer söze ya da kuruma dönüştü o bizi var eden, bizi ihya eden gelenek. Bir taraftan da dünya, modernizmle yüz yüzeyiz. Ve her an yüz yüzeyiz ve temas halindeyiz. Sürekli modern hayat bize kendisini gösteriyor, dayatıyor. Bizim büyük çaresizliğimiz bu ikisinin arasında kalmaktır aslında. Biz eğer kendi dünyamızda kalabilseydik, kendi dünyamızın içerisinde var olmayı sürdürebilseydik, aslında bu denge kurulmuştu ve bu denge devam ediyordu hayatın içerisinde. Ama biz başka bir dünyaya şu anda yönelmiş, yüzümüzü oraya dönmüş, ama bir taraftan da ruhumuzun, kalbimizin, aklımızın kaldığı, bizi var eden, bizi ayakta tutan bir değerler dünyamız var. Ve büyük çaresizliğimiz, büyük sorunumuz da o ki biz bu iki dünyayı telif etmekte zorlanıyoruz. Evet. Biz bu iki dünyayı bir araya getirmekte, iki dünyayı barıştırmakta büyük sorunlar çekiyoruz. Telif edilebilir mi? Bunu ayrıca konuşalım. Bence mümkün değil, kanaatimce. Bu iki dünyanın telif edilebilmesine imkan yok. Bunu hani eğer sorarsanız, evet, bunu da konuşmak isteriz ama sorunumuz bu. Dengeyi bundan dolayı acizane benim görebildiğim o. Kaybettik. Bize ait olmayan bir dünyayla şu anda yüz yüzeyiz. Ticaretimiz, eğitimimiz, insan ilişkilerimiz, sokaktaki bakkala kadar olan bütün münasebetlerimiz bu modernde yeni dünya tanzim ediyor. Ama bir taraftan da içimiz bize başka bir şeyler anlatıyor. Bu anlamda tam bir laik hayat yaşıyoruz aslında. İçimiz başka bir şey, dışımız başka bir şey. Bu dualizmi biz toparlayamıyoruz ve altından kalkamıyoruz. Bizim büyük çaresizliğimiz bu. Evet. Hakikaten çok zor görünüyor. Sufilerin şöyle formüllerini duymuştum geçmişte. El karda, gönül yarda. Eyvallah. Yani işlerini yaparken hiç unutma niye burada olduğunu, hangi sevgiliye bağlı olduğunu unutma. Ya da halk içinde hak ile olmak diye tasvir edilen. Bu çok ciddi bir uyanıklık, teyakkuz, farkındalık ne dersek diyelim. Zihnen, ruhen, kalben çok ciddi bir bilinçlilik hali gerektiriyor. Yani gaflete dalmak yok. Öyle bir lüksümüz yok. Öyle bir hakkımız yok. Yani çayı içerken evet çaydan tat alacağız, keyif alacağız ama çok da dalıp gitmeyeceğiz. Niye burada olduğumuzu, bu çayı içtikten sonra, zindelik kazandıktan sonra ne yapmamız gerektiğini, asıl vazifemizi filan hiç unutmayacağız ki çok zor geliyor hakikaten kulağa. Buyurduğunuz gibi yani o inşallah yakın zamanda gideceğim Şahin Akşabend Hazretleri'nin bir sözü. Semerkant'ta. Buhara'da dest bekar, dil beyar. Dest, el, kar, iş. Evet. İşte biz onu el karda, gönül yarda İmam Şah'ın türbesinin bir yerine böyle bu cümleleri, bu büyük öğütleri, hayat kurtaran öğütler aslında yazılmış. Orada ben bu sözü okumuştum. Tabii başka yerlerde de çok karşılaştık. İşte dediğim tam da o hocam. Yani o gelenek içerisinde kaldığınızda işte dest be kar, dil be yarı, yani bu dengeyi kurabiliyorsunuz. Evet. Ama oradan koptuğunuz anda o geleneği, o büyük tarihi, o büyük efendim birikimi yok saydığınızda ya da sırtını verdiğinizde ve dünyayla, modern dünyayla, modernizmle temas kurduğunuzda
Bu cümleler bir slogandan ya da nostaljik bir öğütten öteye hiçbir ifade etmiyor insan için. Çünkü her şeyin temeline bu desti, eli, kârı koyduğunuz andan evet. itibaren zaten gönül ve yar meselesi diye bir derdi de kalmıyor insanın. Bizim kaybettiğimiz şey bu aslında. Tasavvufun bize hatırlattığı şey de bu. Evet, o zaman o yar meselesi romantik bir avuntuya dönüşüyor. Bir edebiyata lafı edilip, sözü edilip daha doğrusu kendisinin ortalarda olmadığı bir muhayyel bir şeye dönüşüyor. Eyvallah. Ondan kaçınmak zorundayız. Ve çok zor. Gerçekten çok zor. Çok zor. Yani şöyle hocam, yani kendi dünyamız içerisinde kalsaydık, bu dünyamıza ait kavramlar, kurumlar, ilişkiler zaten bize o yarı sürekli ihsas ettip hatırlatıyordu zaten. Hı hı. O dünya öyle kurulmuş bir dünyaydı. Yani işte şurada Süleymaniye'yi görüyorum sizin hemen arkanızda. Hı hı. İşte hemen yanı başında kapalı çarşı vardır. İşte diyelim ki Beyazıt vardır. Ve hayatınızın hemen yanında Darüşşifa vardır, hemen yanında kütüphane vardır, hemen yanında işte efendim medreseler vardır vesaire. Dolayısıyla bu dünyada siz yaşadığınız zaman yani kalkıp onun bir hani nostaljisini de yapayım, ah ne günler vardı, ondan öte bir şeyden söz ediyorum. O ilişkiyi siz kurduğunuzda bir çarşınızın bir kapısı eğer camiye açılıyorsa zaten bu dünya sizi o kârınızı eliniz kârda iken sürekli gönlünüzü yarda tutacaktır. Evet. Çünkü dünya böyle tasarlanmış. Mimariniz bile böyle tasarlanmış. Caminin etrafında kapalı çarşının, hamamın, işte efendim ilim merkezlerinin vesaire bu şekilde tasarlanmış. Ama işte efendim eğer ticarethaneleri işte plazalara büyük alışveriş merkezlerine ışığı görmeyen, içeriye ışığı sızdırmayan o büyük AVM'lerde eğer hayatı oraya koyarsanız asla size yarı hatırlatacak, kalbinizi hatırlatacak hiçbir şey olmaz. Ezan sesi bile duyamazsınız. Namaz vakti çıkar, bunun farkına bile varamazsınız. Ama siz kapalı çarşıda olsanız dört tarafınızdan sizi namaza çağıracak sesler duyarsınız. Bunu mu yaşatalım, böyle mi yaşayalım? Benim dediğim o değil elbette. Bu mantık örgüsü üzerinden biz kendi dünyamızı dönüştürüp yeniden kurabilirdik. Evet. Bizim kaybettiğimiz o hocam. Oradaki ruhu, o bakışı aynen. Yoksa birebir aynısını kopyalamak değil de orada ecdada onu yaptıran, bunları düşündüren, bu incelikleri hayata nakşettiren bakış ne idiyse ona bakmak, en azından açıp bir bakmak. Orada niye bazı şeyleri, niye bazı yerlerin kapısı bazı yerlere açılıyor? Bunlar tesadüf müydü? Eyvallah. Bunları belki tekrar tefekkür etmek bize yardımcı olacak. İnsanoğlunun modern bir köle olduğundan bahisle diyorsunuz ki bu teknolojik medeniyet insana bir verirken bin aldı ama ihtiyaçlarını da birden bine çıkardı. Günümüzde çok açık ki suni ihtiyaçlar içerisinde yaşıyoruz. Hatta ekonomi bilimi için geçmişte yapılan tanımlar derdi ki, yeryüzündeki kaynaklar sınırlıdır, evet. İnsan ihtiyaçları sınırsızdır. Bu ikisini uzlaştırma için çalışan bilime ekonomi denir. Sonra şöyle güncellendi malumunuz. İnsan ihtiyaçları aslında sınırlı fakat istekleri sınırsız. Bizim işimiz, pazarlamacılar der ki, bizim işimiz ihtiyaç yaratmak. İnsanları bazı şeylere ihtiyacı olduğuna inandırmak, isteğini ihtiyaç gibi algılamasına inandırmak. Yani evde kalemim var, kullanacağım, yetecek kadar kalem var. Şu kalemi görüyorum, beğeniyorum ve sonra buna ihtiyacım olduğuna inanmaya başlıyorum. Diyorum ki ya tamam, alelade kalemlerim var ama şöyle şık bir şeye de ihtiyacım var. Bu da olmalı. Sonra onun reklamını görüyorum. Zaten o beni inandırmış oluyor. Bunu istediğime karar veriyorum. Halbuki istettirdiler. Ya. Gösterdiler, yoksunluk hissetmemi sağladılar. Yoksa sen hala annenin margarinini mi kullanıyorsun? Yoksa sen hala şu tadı denemedin mi? Şuraya gitmedin mi? Şurada tatil yapmadın mı? Yeterince özen gösteren bir anne, eş, çalışan vesaire değil misin diye. Aslında o çılgınca akan
koşan dünyanın ne kadar gerisinde kaldığımızı bize her gün hatırlatarak suni ihtiyaçlar yaratarak tüketmeye bizi teşvik ediyor. Evet. Bu sınırsız tüketim gerçeği peki insanı ve insanlığımızı nasıl tüketiyor hocam? Evet. Şimdi temel meselemiz yani sizin tabii psikolojik olarak bunu çok daha iyi tahlil edebilirsiniz şüphesiz. Biz sizin çözümlemelerinize bu anlamda çok muhtacız açıkçası. Bizim bir kısmı belki yani kendi okumalarımız, kişisel gözlemlerimiz vesaire sizin dedikleriniz bu anlamda daha kıymetli. Tam da aslında onu anlatmaya çalıştım. İnsanın biyolojik, fizyolojik ihtiyaçlarının yerine psikolojik ihtiyaçları ikame edildi. Ve tüketim ancak bu şekilde tüketim çarkı döndürülebilir. Eğer siz bu dünyanın, kendi dünyanızın kavramlarıyla konuşacak olsaydınız, sizin dünyanız size rızıktan ve rezzaktan söz ediyordu. Hiç kimse sana yazılanı almana engel olamaz. Ve hiçbir şekilde ne yaparsan yap, sana yazılandan fazlasını ve ötesini elde edemezsin. Bunlar inandığımız, iman ettiğimiz şeyler. Sınırlarımız, çerçevemiz. Çerçevemiz, mümin olarak buna iman etmezsek imanımız sıkıntıda. Rızık meselesi bir gayb meselesidir. Ve hani meşhur o beş bilinmeyen sayılırken işte kıyametin ne zaman kopacağını siz bilemezsiniz. Buna beş bilinmeyen lider. Sureyi hatırlayamadım. Son ayetlerinde. Kıyamet bilgisi Allah indindedir. Yağmur bilgisi Allah indindedir. Bakmayın bulutlara geldiğinde biz evet yok. O cinsiyet, çocuğun cinsiyeti meselesini asla bilemezsiniz. Belli bir yerden sonra öğrenebilirsiniz. Ne zaman öleceğinizi asla bilemezsiniz. Ve rızkınızı asla bilemezsiniz. Yani kıyamet, yağmur, çocuğun cinsiyeti, ölüm ve rızık meselesi. Bunlar beş bilinmeyenli olarak asla Allah'ın ikram ettiği peygamberine büyük öğretebilir. Ama bunlar Allah'ın tasarrufunda olacak. Şimdi meseleyi dallandırdım da özür dilerim. Şimdi, rızık meselesi böyle bilinmeyen ve bizim açımızdan asla bilemeyeceğimiz bir mesele. Ve biz kendi dünyamıza ait kavramlarla konuşacak olsaydık biz rızık diyecektik ve rezzakı hatırlayacaktık. Ve bize yazılanın bizi bulacağına iman edecektik. Bu bizi tembelliğe oturup evinde işte efendim yat seni bulur değil. Hayır. Çünkü o rızkın da bir şekilde sana gelmesini Allah Teala o sistemi içerisinde senin çabana bağlamıştır. İnsana yaptığından ötesi yoktur. Çabasından fazlası yoktur. İşte mesela bunu çıkardığınız an yerine hırs gelecek zaten. Daha çok alayım çünkü biz daha çok çabalayarak, daha çok uğraşarak, daha çok birilerinin ayağına çelme takarak, daha fazla mala, mülke, dünyalığa sahip olacağımıza inanmaya başlarız. Rızık kavramını ve rezzakı unuttuğumuz andan itibaren. Rızkın stoklarla sınırlı olduğunu düşünmeye başlayacağız. Şurada bir stok var. Rukiye'nin biz hangimiz önce yetişirsek kapacağız, diğeri aç kalacak. Tükenir. Tükenir. Halbuki onun yanındaki hazineler tükenmez. Sizin dediğiniz o işte efendim iktisat biliminin bize öğrettiği hikaye. Kaynaklar tükenmez. Allah bu kaynakları var eder, yeni kaynaklar yaratır ve şimdi mesela öğreniyoruz değil mi? Yeni bir madde bulunuyor ve diyor ki insanın şu kadar ihtiyacını karşılayacak bilmem ne var içerisinde diyor. Biz bilemeyiz. İşte o dünyadan koptuğunuz andan itibaren kanaati yok sayıyorsunuz. Kanaat diye bir kavramınız olmaz artık. Elinizdekiyle yetinme,
İşte tasadduku unutmuş oluyorsunuz. İşte efendim, israf diye bir kavramı unutursunuz. Şimdi bu kavramlar sadece teorik dünyamızı inşa eden kavramlar değil. Teorik anlamda biz bu kavramlara muhtacız değil sadece. Bunlar bizim sosyal ilişkilerimizde, insan ilişkilerimizde belirleyen kavramlar aslında. Siz rızık diye meseleye bakarsanız, karşınızdakinin de bir rızkı olduğunu varsayarsınız, kabul edersiniz. Ve onu rakip olarak görmezsiniz. Çünkü ikinizin de üzerinde bir rezak olduğunu bilirsiniz. Size de rızkı verenin aynı rezak olduğunu bilirsiniz. Onu bu hayat yolculuğunda kendinize efendim bir rakip olarak görmezsiniz. Modern dünya her birimizi ötekinin rakibi haline getirmeye çalışıyor. Her platformda bu böyle. Eğitimde de bu böyle, ticarette de bu böyle, siyasette de bu böyle, toplumsal ilişkilerde de hayatın her alanında insanı insanın rakibi olarak kodluyor zihnimizde. Dolayısıyla sürekli biz öteki insanı egale etmenin, onu bu yarıştan çıkarmanın, koparmanın derdine düşüyoruz. Kendi meselemize odaklanmak yerine o rakibimizi eğer bertaraf edebilirsek, o pastanın %10'u benim de %20'si bana kalacak yanılgısıyla insan karşıdaki insanı rakip ve düşman olarak görmeye başlıyor. Ve tam olarak iktisada, hayata böyle baktığınız an sonuç olarak şu cümleyi kurarsınız. İnsan, insanın kurdudur. Bu kaçınılmaz olarak sizi buraya taşır. Ama rızık derseniz, kanaat derseniz, rezzak derseniz, israf derseniz, tasadduk derseniz, o zaman insan, insanın yurdu olur aslında, değil mi? Hep böyle tekrarladığımız bir cümle. İnsan, insanın yoldaşı olur. İnsan, insanın tutunduğu ve beraber yürüdüğü bir yoldaşı haline gelir. Ama şöyle düşünüyorum hocam, madem yeri geldi, vaktimiz varsa eğer. Var, bir 7 dakikamız var molaya kadar. Şunu söyleyeyim hocam. Yani Batı, modernizm bana kalırsa kendi içerisinde tutarlıdır. Kendi içerisinde tutarlıdır. Şöyle tutarlıdır. Materyalisttir. Fizikle sınırlıdır. Dünyanın hazlarını, zevklerini olabildiğince ve en yüksek düzeyde nasıl elde edebilirin temel felsefesi budur. Dolayısıyla bütün sistem buna göre dizayn edilmiştir. Kapitalist sistemin, materyalist diyelim, işte modern hayatın bize dayattığı bu sistemin bütün öğelerinin son tahlilde bizi götürüp bıraktığı yer hep burası oluyor. Dünya, dünya zevkleri, işte seküler bir hayat, ahireti yok sayan, ondan sonra tamamen dünyaya ve onun zevklerine odaklanan bir hayat. Bana kalırsa bu kendi içinde tutarlıdır. Çünkü sistem bütünüyle buna göre kurgulanmıştır. Tutarlı, haklı ya da doğru olduğu anlamında söylemiyorum elbette. Kendi içerisinde sistemin bütün öğeleri, bütün parçaları buna göre dizayn edilmiştir. Bunun için insan, insanın kurdudur. Bunun için bilim bir güçtür ve diğer insanları yok etmek üzere biz bilime bu kadar yatırım yaparız. Çünkü benim güçlü olmam lazım. Bunun için merhamet diye bir kavramı yoktur bu dünyanın. Bunun için muhabbetten söz edemezsiniz profesyonel hayatta, değil mi? Gülerler. Evet. Profesyonel dünya der, hocam siz duygunuzu karıştırıyorsunuz. Duyguyla yönetilmez falan diye bize öğretirler. İşte bizim baştan itibaren hatırlatmaya çalıştığım şey bu. Bir tarafta bize ait bir dünya var. Bu dünya muhabbetten söz ediyor, merhameti öğütlüyor, rızık diyor, kanaat diyor, israf diyor, tasadduk diyor, uhuvvet, kardeşlik diyor. Ve nihayetinde ölüm ve hesap günü diyor. Ve nihayetinde yapacağınız her şeyin
önünüze çıkacağı büyük, o çok büyük günden, o hesap gününden bizi haberdar ediyor ve sürekli haberdar ediyor. Öyle böyle değil. Ben zaman zaman ölümle ilgili bir şeyler yazarım sosyal medyada da. Bazı dostlar ya biraz abartmıyor musun falan diyorlar. Hatta geçen bir abimiz ya hayattan soğutuyorsun falan. Ya aslında ona bakarsak Kur'an-ı Kerim de bizi hayattan soğutuyor. Haşa bizim Allah'ın üslubuna, diline kendimizi benzet, haşa değil. Ama oradan öğrendiğimiz bu. Dedim ki abi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir sayfasını açalım. Herhangi bir sayfasını. Hiç şurasını değil. Eğer orada hatta bir bile değil. Bir sayfada birkaç yerde ölümü, hesabı, ölüm sonrasını hatırlatan bir şey çıkmazsa önümüze haklısınız demektir. Ama öyle değil. Sürekli orayı çünkü unutuyoruz ve çünkü Allah bize hatırlatır. Bu onun rahmetidir aslında. Bir kere söyleyip geçseydi aslında yine o hakikat orada duracaktı. Ama o engin rahmetiyle ve bizim unutkanlığımızı da çok iyi bildiği, yaratan hiç bilmez mi diyor ayet. Çok iyi bildiği için sürekli biz unuturuz, o hatırlatır. Unuturuz, o hatırlatır. Ölümle ilgili defalarca, defalarca ve çeşitli açılardan ve ifadelerle ölümü önümüze koyar. Sürekli, sürekli. Dolayısıyla bu dünya size bunları öğretiyor ve hatta bunu imanınızın bir parçası olarak size takdim ediyor. Bakın, bunlar, bunlara tutunursanız, bu kavramlara hayat verirseniz ve en başta iman etmek tabii, o zaman mümin olursunuz diyor. Diğer tarafta bizim bütün ekonomik hayatımızı, eğitim hayatımızı, sosyal ve siyasal hayatımızı tamamen tanzim eden başka bir sistemle sokakta karşılaşıyoruz. Ekranda karşılaşıyoruz, ticarethanede karşılaşıyoruz, okulda karşılaşıyoruz. Ve bu bizi işte bu gelgit en çok bizi yoran bu. Oradan kopamıyoruz çünkü biz oyuz. Ama burayı nasıl yapacağız? Buraya sırtımızı mı dönelim? Burası bizim dünyamız değil diye mağaralara mı çekilelim, dağ başlarına mı çekilelim? Dünyayı bunlara mı bırakalım? Arasında gidip geliyoruz. Dolayısıyla bu bu gelgit, bu medcezir aslında bizi en fazla yoran nokta burası bana kalırsa. Ve bunu telif edebilenler, bence huzurun tanımı tam olarak odur. Bunu çok zor ama telif edebilirseniz huzur bulursunuz. Telif edebilirseniz, barıştırabilirseniz. Hangi dünyaya kulak kesilmişse insan ötekine sağır. İsmet Özel. Selam olsun. Der, sağ olsun. Ve biz biliriz ki insanın arzuları vardır ama bir de sınırlar vardır dış dünyada. Psikolojide de ilk kişilik kuramlarından biri psikodinamik kuram, psikanalitik kuram hatta. Bunun üzerine dayanır. Yani insanın bir idi var. Ham haliyle arzuları, istekleri var. Hayatta kalmak istiyor. Libidosu ve agresyonu var ya da gazap ve şehveti var. Bunlar da organizmayı korumak için. Acıdan kaç, hazza yaklaş. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Çünkü diyor hayatta kalmak zorundayım. İlkel ve haz merkezli yanımız. Fakat böyle bir gerçeklik var ki her istediğimiz anda da yapamıyoruz. Başımız derde girer her anlamda. İyi ki yapamıyoruz ya. Tabii ki. Vallahi birbirimizi bitirirdik. Kesinlikle yani kurdu olurduk birbirimizi. Ve psikoloji bilimi de diyor ki arzuların, isteklerinle günlük hayatın sınırlılıklarını uzlaştırabilirsen, örf, adet, inanç, din, sosyal kurallar, yasalar vesaire, bunları uzlaştırabilirsen, başını derde sokmadan, kimsenin hakkına tecavüz etmeden, bunları aşırı kullanıp istismar edip kendi sağlığını ya da kendi ruh sağlığını tehlikeye atmadan dengeyi bulabilirsen senden mutlusu yok diyor. Yani arzu isteklerimizle sınırlılıkları sağlıklı bir şekilde bağdaştırabilirsek, ikisini telif edebilirsek hakikaten mutlu oluyoruz. Öbür türlü ya çok haz alan ama başı dertten kurtulmayan her manada sağlığını da tehlikeye atar, statüsünü de tehlikeye atar, iç huzurunu da tehlikeye atar, inanan insanlar için ahiretini de tehlikeye atar. Sadece arzularına yönelik yaşarsa. Tam tersi
çok fazla kural, kayıt, sınırlılık bunlara yönelik yaşayıp dünyadan da nasibini unutma uyarısını gözden kaçırıp Katolik bir şekilde kendine helali de haram ederek, kendine çok fazla zulmederek yaşarsa insan, o zaman da nefsine zulmettiği için belki kuralları aşmıyor ama ham gelip ham gidecek, Allah bilir. Eyvallah. Yani hiç sınanmadan, hiç ayağı sürçmeden, kendi acziyetiyle ve zayıflıklarıyla hiç yüzleşmeden gidecek. O yüzden bu belki de dünyanın en zor meselesi, bu iki tarafımızı telif etmek. Evet. Allah yardımcımız olsun diyelim. Eyvallah. Değerli hocam, kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz bu güzel sohbete. Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından biz tekrar burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Tekrar merhaba efendim. Hoş geldiniz tekrar. Biz Vav TV'de Hayata Dokunmak programında yazar Saadettin Acar ile beraber herkes içine baksın diyorduk. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli hocam, tüketim gerçeğinin bizi nasıl tükettiğinden bahsediyorduk kapanışı, evet, arayı yapmadan önce. Erich Fromm'un malumunuz Sahip Olmak ya da Olmak diye çok güzel bir eseri var. Çok da severim. Orada diyor ki modern insanı tanımlarken, ben sahip olduğum şeyler dışında bir hiçim. Modern insan böyledir diyor, böyle söylemektedir. Kitapta da diyorsunuz ki vahşi kapitalizmin aksine İslam, İslam'da insan eşyanın mutlak sahibi değil, kullanıcısı ve emanetçisidir. Ayağımız kaymasın diye eşya ile ilişkimiz nasıl olmalı? Nasıl bir ayarda, dengede tutmalıyız? Bir önceki sorumuzda da biraz belki ilintili ama... Eyvallah. Önemli bir başlıkta elbette. Yani bizim dünyamızla maruz kaldığımız dünyayı birbirinden ayıran en önemli, en temel başlıklardan birisi bu. Yani dünyayla kuracağımız ilişki. Çünkü burada yaşıyoruz ve Allah ahireti buradan kazanacağımızı, kazanabileceğimizi de bize öğretiyor. Dolayısıyla dünyaya bir şekilde mahkumuz, mecburuz. Yani evet, ahiret var, sürekli önümüze konuluyor ama bunun yolunun buradan geçtiğini de sürekli bize hatırlatıyor. Dolayısıyla buradan el ayak çekmenin, buradan tamamen kopmanın da imkansızlığını bize söylüyor. Burada yaşamak zorundayız. Bu hayatla yüzleşmek zorundayız. Hayatın bize dayattıkları, bize önümüze çıkardığı zorluklarla bir şekilde karşılaşmak zorundayız. Bundan kaçamayız. Bundan kaçtığımız an sadece burayı kaybetmiyoruz. Ahireti de kaybedeceğiz diyor çünkü Allah bize. Ahiretin yolu buradan geçer. Hatta büyüklere sorarsanız dünya ve ahiret diye bir ayrım yok zaten. Bir kere doğdun mu artık ölmeyeceksin. Dolayısıyla başladı serüven. Serüven başladı, sadece boyut değiştirerek bu hayat devam edecek. Şimdi bu sahip olma meselesini eğer biz fiziki varlıklarla sınırlandırırsak, o zaman işte gerçekten sorun olmaya başlıyor. Ki dediğimiz gibi modernizm bunu tamamen fizikle, tamamen materyalle, tamamen görünür olanla sınırladığı için sahip olduğum dışında ben bir hiçim diyor. Ve bu sahipliği de fizikle ve dünyayla, varlıkla sınırlandırıyor. Görünür varlıkla sınırlandırıyor. Asıl bizim hatırlamamız gereken temel nokta şu. Sahip olmak meselesini sadece fizikle, sadece maddeyle sınırlamak mesele bu. Din ve bizim işte vahiy, sahih gelenek bize sahip olunan şeylerin sadece fizikle sınırlı şeyler olmayacağını öğretiyor sürekli bize. İşte bu dengeyi de ancak buradan ve buradan kurabiliyoruz. Hatta burada sahip olduğumuz fizik alemde, görünür alemde elimizin altında tuttuğumuz ya da işte bizimdir diye övündüğümüz şeylerin aslında bize ait olmadığını, bizim bunları muhakkaten geçici olarak kullanmamızı bize öğütlüyor. Bunlar senden alınacaktır diyor.
kim ne götürdü ki öbür tarafa? Kraliçe öldü. Değil mi? Yani 60-70 yıl dünyaya hükmeden kadın öldü. Aynı zamanda büyükler de ölüyor. Kim ne götürüyor öbür tarafa? Sahip olmak, hakiki sahip olmak böyle bir şey midir? Bütün bu malı, mülkü, her şeyi burada bırakıp gitmek nasıl bir sahiplik? Muhakkaten geçici olarak kullandığımız bir eşyaya biz nasıl sahip olabildiğimizi düşünebiliriz ki? Hadi götür, yanında götür. Bunları öte tarafta da kendini bir imkan, bir dünya olarak götür bakayım, götüremiyoruz. Demek ki sadece dinin değil, yaşadığımız tecrübe de, hayat da, akıl da bize diyor ki senin bu sahip oldukların aslında sahip falan değilsin. Kullanıyorsun, onun için öyle yazmıştım yani. Ebedi mülk değil, devre mülk. Geliyorsun, kullanıyorsun, bırakıyorsun, başka birisi geliyor, o kullanıyor, o alıyor, o götürüyor. Allah bize bu kainata emanet gözüyle bakmamızı bize hatırlatıyor ve öğretiyor. Emanet bilinci. Müslüman bu dünyayla, varlıkla kurduğu ilişkisinin temelini bu emanet bilincini yerleştirir. Emanet, hem geçiciliği ifade etmesi açısından emanet, işte emaneten bir şeye sahip olmak, hem de senin mutlak anlamda sahip olmadığın bir şeyi de ifade ediyor emanet. Ben size bir şey emanet bıraktığımda o sizin değildir. Nihai olarak değildir. Değil. Mutlak sahibi değilsiniz. O emanettir. Müslümanın dünyaya bakışını bu çift yönlü, çift bakışlı emanet bilinci şekillendirir. Bu emanet bilincini eğer biz hayatımızın merkezine koyarsak, çevreyle ilişkilerimiz, insanla ilişkilerimiz, doğayla ilişkilerimiz, hayvanlara bakışımız, bir ağaca bakışımız başka bir şekilde, başka bir şekle bürünecek. Eğer bunu emanet değil de sahiplik, mutlak sahiplik hatta gözüyle bunlara bakarsak kirletiriz, bozarız, dengesiyle oynarız. Bugün yaptığımız gibi. Yani bu uygarlığın, Batı uygarlığının dünyaya ve kainata verdiği zararı, varlığa, çevreye, insana, hayvana verdiği zararı daha önce hiçbir uygarlık, hiçbir düşünce, hiçbir medeniyet vermemiştir. Neden? Çünkü burayı emanet olarak görmüyor. Onun için suları kirletiyor, onun için havayı kirletiyor, onun için başka hayatları çok acımasızca ve çok kolay bir şekilde söndürebiliyor. Onun için işte diyelim ki ağaçları kesebiliyor. Ama buna emanet, bütün bunların da aslında bir mahluk olduğunu ve son tahlilde hepimizin canlı ve cansız bütün varlıklarla bir büyük Halık'ın mahluku olduğumuzu eğer biz bu bilinçle yaşarsak onlara karşı sorumluluklarımızı hatırlamış oluruz. Onları nasıl kullanacağımız, onlarla nasıl temas kuracağımız noktasında bir bilince ereriz. Bundan dolayı biz Müslümanlar dinin öğretilerinin, vahyin, Resul-i Ekrem'in söylediklerinin bu kainat içinde olabilecek ve söylenebilecek en iyi yol olduğunu biliyoruz ve iman ediyoruz buna. Çünkü bu bakış açısı dünyayı imar eder. Tam da bu bakış açısı dünyayı inşa eder. Dünyadan ele tek çektirmez. Değil. Hatta şu hocam, bu emanet bilinci bize dünyayı bu emanet bilincine sahip olmayanların insafına terk etmememiz gerektiğini de bize hatırlatır. Bu emanet bilincine sahip olmayanların dünyayı nasıl bir kan gölüne, nasıl bir kirli ve yaşanamaz bir hale getirdiğini hepimiz müşahede ediyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla tam da bu meseleden dolayı ve tam da bu fanilik duygusuna sahip olan insanların dünyaya dört elle sarılması ve dünyayı kendi görüşleri doğrultusunda yeniden kurması gerekir. Çünkü zalimin insafına,
Çünkü bu emanet bilincine sahip olmayanların insafına bıraktığımız an dünyanın da insanın da felaketini getiriyoruz ve getiriyoruz işte. Evet. Başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınız sebebiyledir deniliyor bize ve çoğunu da affeder diyor. Evet, ayetin devamı o. Korkunç rağmen, değil mi? Kesinlikle buna rağmen bir de yaptıklarınız sebebiyle karada ve denizde bozulma başladı deniliyor. Yani. 1400 yıl önce o zamandan başlamış. Yaptıklarımız ifsad ediyor yeryüzünü. O yüzden birbirimize karşı da sorumluyuz. Dünyayı ifsad eden, bozan, tarumar eden bir topluluk var. Onları gördüğümüzde onların insafına diyorsunuz bırakmayacağımız bırakamayız. Kadar mesuliyet önemli bir tam da sorumluluk. Budur hocam. Müslüman mesuliyeti bunu gerektiriyor yani. Ne yaparsa yapsın diyemiyoruz. Diyemeyiz. Çünkü bizim o ahirete taalluk eden boyutumuzun önemli bir başlığı da budur. Burada ne yaptın? Buradaki sorumluluklar. Şeyi hatırlarım. Yani neyi değiştirebiliriz derler bazen. Karşımızda küresel büyük bir güç var. Ne olacak, ne bitecek? Ben şöyle düşünüyorum acizane. Biz sonuçlardan sorumlu değiliz. Her şey bir takdir meselesidir. Ama merhum Sezai Karakoç'un, üstadımızın o bir dizesi var. Benim bu meselelere bakışımda hep önüme çıkar ve yolumu aydınlatır. Daha 20'li yaşlarda sorduğu bir soru. Bütün bu olup bitenlerin olup bitmemiş olması için sen ne yapıyorsun? Evet. Allah bunu bize soracaktır. Evet. Şunu neden değiştirdin, değiştirmedinden daha fazla bunu değiştirmek için ne yaptın sorusuna biz muhatap olacağız. Evet. Bize bu sorulacak. Değil mi? Bütün olup bitenlerin olup bitmemiş olması için ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun hocam? Nerede duruyordun bunlar olurken? Yani dolayısıyla bu bilinçle baktığımızda bizi hiç ilgilendirmeyeceğini düşündüğümüz meselelerin de aslında tam olarak bizi ilgilendirdiğini fark etmeye başlarız. Dünyanın herhangi bir bölgesinde elimizin, kolumuzun yetişmediği yerlerden bile sorumlu olduğumuzu hissetmeye başlarız. Çünkü her şeyden, Müslüman biraz da odur, kendisini her şeyden sorumlu hisseden bir varlık. Ama sonuçlardan değil. Bütün şartları yerine getiririz ama o sonucu elde edemeyebiliriz. Sonuçların sahibi Allah'tır. Şöyle bir benzetme yapılır. Şurada bir su ihtiyacı vardır. İnsanlar susuz. Ve su lazım, su bulmamız lazım. Allah'ın bize soracağı temel soru, su bulmak için sen ne yaptın? Neden su bulmadın sorusuna muhatap olmayacağız. Çabaladın mı, bir kuyu kazdın mı, etrafa baktın mı, uğraştın mı? Sonuç onun elinde. Bütün şartları yerine getirip yine suyu bulamayabilirsiniz. O ayrı bir şey. Ama bize sorulacak olan soru, sen ne yaptın? Orada ne yapıyordun, nerede duruyordun? Nerede duruyordun? Değerli hocam, çağımıza şimdi bu kadar birbirimizi görürken seyirci kalmak tabii ki çok zor. Bir yandan da Mekluha'nın deyimiyle küresel bir köydeyiz. Herhalde bugünleri görseydi daha da farklı şeyler söylerdi. 80'de sanıyorum vefat etti. O civarda olması lazım. 60'larda diyor ki dünya artık küresel bir köye dönmüştür. Herkes birbirinin ne yapıp ettiğinden çok fazla haberdar. Ve enformasyon çağı diyoruz. Çok fazla malumat zihnimize üşüşüyor. Sizin de kitapta belirttiğiniz üzere zihnimizi ve aklımızı adeta işgal eden kuru malumatlar yığınıyla uyuşturulmuş durumdayız diyorsunuz. Bir malumat çöplüğü. Zihnimize sürekli üşüşen, üstelik bize lazım olan olmayan, dünyanın her tarafındaki her şeyden haberdar oluyoruz. Görüp karşısında hiçbir şey yapamayacağımız, nutkumuzun tutulduğu kötülüklerden de çok fazla haberdarız. Görüp asla erişemeyeceğimiz çok uçuk nimetlerden de diyelim haberdarız. Bir malumat çöplüğü oluyor hakikaten zihnimiz. Bu zihinsel işgale direnmek mümkün mü? Mümkünse nasıl? Yani tabii ben hani bu sorulara gerçekten hani şöyle bir formüllerim yok. Ben de tefekkür ediyoruz. Acizane hani bu meseleleri bir şekilde dert etmeye, bunlar üzerine tefekkür etmeye çalışıyorum. Bunlar gerçekten büyük sorular. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki gerçekten işimize yarasın, yaramasın, yığınla malumat önümüze çıkıyor. Israrla malumat diyorum. Çünkü bu malumatın önemli bir kısmı bilgi değildir. Bilgi değildir.
faydalı bilgiyi geçtim. Faydalı bilgi ilk başka bir aşama. Orayı geçtim. Bu malumat dediğimiz şeyin önemli bir kısmı bilgi değildir. Diğer bir başka mesele de işte bu algı operasyonları, manipülasyonlar, insanın zihnini, kalbini yönlendirme çabaları neticesinde bu malumat yığınının önemli bir parçası yalan dolan. Mehmet Görmez Hoca, Diyanet İşleri eski başkanımız, hocamız demişti bir keresinde, bir araştırma yaptık. Dini alanda bu dijital mecralarda dönen bilgilerin %80-85'i yalan diyordu. Bakın dini alanda dolaşan, dolaştırılan siyasal bu dijital mecralarda bilgilerin %80-85'i yalan değil. Kalan %10-15'i işte doğru vesaire. Bu şunu bize hatırlatıyor. Temel bir meselemiz olan din meselesinde bile bu kadar kolay, manipülatif, yalan ve insanları yönlendirici bilgi dolaşıyorsa hayatımızla ilgili de muhtemelen bu ve daha fazla yalan bilgi var. Bir kere temel meselemiz bu, faydalıyı faydasızı geçtim. Bunun doğru ve yanlışlığı meselesi bizim önümüzde büyük bir sorun olarak duruyor. Biz buna maruz kalıyoruz. Bu anlamda insan gerçekten zavallı. Yani nasıl baş edeceğiz bununla? Bir de o kadar iyi parlatıyorlar ki bu bilgileri. O kadar destekleyen, onu besleyen yan unsurlarla onları doğru şeklinde önümüze koyuyorlar ki neredeyse orada dolaşan bilgilerin biz doğruluğunu tartışmaz bir noktadayız artık. Tartışmıyoruz bile yani orada. Şimdi mesela diyor ki ya internette öyle geçti. Din meselesine sorun, açayım bakayım diyor. Halbuki temel bir kıstasımız vardı değil mi? Size bir fasık bir haber getirdiği zaman onu araştırın. Ya bu bilgiyi üreten mecraların, kaynakların önemli bir kısmı fasık ve kafir. Yani temel bir yerden bakıyorum, çok böyle yobaz olmayayım da. Bu bilgiyi önümüze koyan mecraların, kaynakların büyük bir kısmı fasıklığı neredeyse tartışmasız ve kafir. Bir fikir, bir akıl bu bilgi diye önümüze koyuyor. Bir Müslüman bunları test etmeden, bunları başka alanlarda, başka yöntemlerle doğrulamadan nasıl doğru kabul edebilir ki? Birincisi bu. Bu doğru ve yanlışı uyanık olup kaynak bakacağız. Evet. Hadi doğru olsun. Peki bu kadar doğru bilgi benim ne işime yarıyor? Falanca adamın mal varlığını bilmek, doğru bir bilgi olsa bile. Falanca starın, falanca magazin, işte efendim yıldızının, artistin işte hayatına dair bilgiler, falanca otomobilin detaylarına sahip olmak, falanca ülkenin bilmem ne. Bunlar ne işime yarayacak meselesi ikinci bir eleği gerektiriyor. Yani doğru ve yanlış bilgiyi önce tasnif etmek, sonra o bilgiyi de faydalı ve faydasız diye tasnif etmek. Zor işler. Gerçekten zavallı insan. Nasıl baş edeceğiz bununla? Ki mesela Resul-i Ekrem'in duası, Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırım diyor. Bugün bizim önümüze konulan, peşinden koştuğumuz bilgi diye bize yutturulan birçok şey doğru bile olsa diyorum bakın, doğru bile olsa ki doğruluğu tartışmalı, doğru bile olsa faydalı değil. Faydalı değil. Dolayısıyla hatta İhsan Fazlıoğlu Hoca bilginin bilime dönüştürülmesi diye formüle ettiği bir şey var. O başka bir safha bu sefer. O bilgi ki o da faydalı bilgi kapsamına girecektir. O şimdi bütün bunların içerisinde bizler bunları nasıl ayıklayacağız? Tolstoy Hristiyanlığa çok sert eleştiriler yöneltir. İncil'i yerden yere vurur, kabul etmez hatta, tümden reddedenlerdendir Tolstoy. Bunda haksızlık yapıyorsunuz diyorlar kendisine. Onun hani çok uzun yıllardır böyle çok önüme, hep böyle zihnime üşüyen bir benzetmesi vardır. Şöyle der, iki tane sihirbaz vardı der.
Bu iki sihirbaz, biri iyi, biri kötü sihirbaz. Bunlar sürekli birbiriyle münakaşa ve mücadele halinde. İyi ve kötü sihirbaz. İyi sihirbaz ve kötü sihirbazın bu mücadelesi şöyle bir noktaya geliyor. Kötü sihirbaz bir iyi adama zarar verecek oluyor. Zarar verecek. İyi sihirbaz o adamı korumak için o adamı bir buğday tanesine dönüştürüyor. Kötü sihirbaz kafaya koymuş ya kendisini bir tavuğa dönüştürüyor, yiyecek. İyi sihirbaz o bir tane buğday tanesinin üzerine 3-5 çuval buğday döküyor. Sonra hadi ye yiyebilirsen diyor. Tolstoy der ki bizim bir doğrumuzun üzerine birkaç çuval yalan döküldü. Dolayısıyla doğru hangisi, yalan hangisi artık bilemiyoruz diyor. Gerçekten bugün maruz kaldığımız tam olarak böyle bir şey. Hakikat kırıntıları yok mu? Elbette var. Hakikate dair bilgiler de yok mu? Elbette var. Ama iyi bir zihin, iyi bir kalp, iyi bir dikkat ve rikkat olmazsa insanın tek başına, kendi başına bu gerçek, hakiki buğday ile sonradan üzerine dökülmüş olan o yalan buğdayları birbirinden ayırabilmesine imkan yok. Böyle bir zavallılıktır yaşadığımız. Bununla mücadele edeceğiz vallahi yani bunun uğraşını vereceğiz. Başka da bir formül bilmiyorum açıkçası. Hep kendimce. Teyakkuzda olacağız. Hep ayırt etme çabamız olacak. Eyvallah. Cahit Zarifoğlu'nun şu güzel sözleri geçiyor kitapta. Rahmet olsun. Amin. Söyleyin iki hayatınız mı olacak? Biriyle inancınızı fiilen yaşarken ötekiyle sanat mı yapacaksınız? Ne saçma. Siz de diyorsunuz ki hayat bir bütündür ve ibadet sadece namazla başlayıp biten bir şey değildir diyorsunuz. İki dünyayı bir anda yani aynı anda ihya etmek ya da ibadet, kulluk bilinciyle ikisini birlikte yaşamak mümkün mü? Bir yandan da bir diğer sorumla bunu birleştirerek sormak istiyorum. Kitaptaki bir alıntıda diyorsunuz ki dünyanın son 50 yılında yaşanan değişim ve dönüşüm neredeyse insanlık tarihinin tümünde yaşananlardan daha büyük, daha kapsamlı ve daha sarsıcı. Ancak bu baş döndürücü değişim ve dönüşüme rağmen biz 1400 yıl önceki müminle aynı emirlere muhatabız. Kulluk, ibadet dediğimiz şey ve bir ahiretlik hayat, bir de sanat yapacağımız, bilim üreteceğimiz ayrı birer hayatımız da olmayacak. Hayatımızı kazanacağımız değil mi? Evet, evet. Günümüz meselelerine çözüm üretirken ve dengeyi tutturmaya çalışırken nasıl bir uyarlama becerisi lazım bize? Evet. Bu üretilen bilginin daha önce üretilmiş bilgiyle kıyaslamasını hem Toynbee yapıyor, Garudi'de de gördüm. İkisi de ve bunlar 1980'lerde söylenmiş sözler, muhtemelen bu çok daha kısa bir süreye de artık karşılık gelecektir bu. 50 yıl değil de daha dar bir alan. Tabii bu hani faydalı faydasız bilgi üretim noktasını geçerek en azından üretilenler anlamında söylüyoruz. Vallahi zor bir şey. Birincisi şu, Müslüman açısından temel sorunlardan birisi ibadet tanımıyla ilgilidir kanaatimce. İbadeti biz yalnız seccade başında yapılan bir şey olarak görmeye başladığımız andan itibaren sorun başlar. İbadeti sadece işte Ramazan ayında ve oruç vaktiyle sınırlı bir mesele olarak görmeye baktığımız an sorun başlar. İbadet sadece Mekke'de icra edilen, sadece camide icra edilen belirli anların, belirli mekanların bir meselesi ve hatta ritüeli olarak, ritüel. Buna indirgediğimiz an zaten büyük bir sorunu biz kendimiz başlatmış oluyoruz. İbadet öyle bir şey midir halbuki? Yani ibadet belli zamanlarda yapacağımız, sonra da kendi dünyamıza döneceğimiz, sonra da onun dışına çıkabileceğimiz bir alanı mı işaretliyor, kodluyor, öğretiyor bize? Yoksa aslında bu din ve bu dinin temel kaynaklarının bize öğrettiği gibi doğumdan ölüme kadar sokakta, çarşıda, okulda, stüdyoda, efendim yolda, trafikte her anımızı ibadete dönüştürebileceğimize dair bize bir şey mi
öğretimi ortaya koyuyor. Elbette ki ikincisini söylüyor din bize, değil mi? Şimdi ibadet yapacağım. Tamam, ibadet zamanı bitti. Şimdi öyle bir hayatımız yok ki bizim. Sokakta yürürken insanlara eziyet veren bir taşı kenara koyman bir ibadettir mesela. Kulluktur kelime. Kulluk. Zaten evet, ubudiyet değil mi? Abdiyet, kulluk. Ondan sonra elbette bu ibadetin çok önemli ritüelleri de vardır. Elbette namazı bunlarla kıyaslıyor değiliz. Temel, dominant ve sütun elbette. Ama ibadeti biz namazla, oruçla, işte haçla, işte sınırladığımız an aslında kendimiz laik bir hayat yaşamaya başlıyoruz. Müslüman olarak kalacağımız bir hayat ve Müslümanlığı, İslam'ı, dini kenara koyup başka bir hayat yaşayacağımız bir alan. Böyle bir alan yok. Onun için Zarifoğlu merhumun o sözü, sanatı, kendi sanatı bağlamında söylediği bir sözü bütün alanlar için geçerlidir. Söyleyin bana, iki hayatınız mı olacak? Biriyle sanat icra edeceksiniz. Tamam, inancım, dinim, bağlılıklarım, siz burada durun, ben şu anda bir sanat yapacağım, sonra size döneceğim. Mümkün mü? Şu anda ben bir ticaretimi yapacağım, sonra size döneceğim. Şu anda ben okula giriyorum, sen burada dur. Şu anda stüdyoya gir. Öyle bir şey yok işte, ama öyle bir din yok. Böyle bölünmüş. Ubudiyet tanımını bu şekilde daralttığımız andan itibaren sorunlarımız bitmez. Ubudiyet bütün alanlarımızı kapsayan, elbette temelinde ve sütun olarak Allah'ın ısrarla tekrar tekrar bize hatırlattığı o ritüelleri koyarak, elbette namazı merkezine koyarak, elbette orucu, haccı merkezine koyarak, ama onun dışındaki bütün alanları da bununla tezyin ederek, bununla donatarak yaşayacağımız bir tane hayatımız var. Bir tane hayatımız var. Dolayısıyla bizim çok şekvacı olduğumuz o laik, o dualist, o iki hayat, o paralel hayatlar yok öyle bir şey. Din bunu bizden tamamen yasaklıyor, öyle bir hayatımız. Yani düşünün, kalbimizi bile kendi haline bırakmıyor. İşte efendim, ticaretimizi nasıl yapacağımıza dair temel bazı şeyler koyuyor değil mi? Kurallar. Kurallar. Helal diyor, haram diyor. Ona uyduğunuz an, dürüstçe de bunu yaptığınız an, içine yalanı dolanı karıştırmadığınız an ticaretiniz bir ibadete i̇badet dönüşüyor. Oluyor. Sanat da ibadet olur. Sanat da ibadete dönüyor hocam. Yaptığında. Ama işte efendim, çalışmak ibadettir. İşte bu bakış açısıyla baktığımızda evet, çalışmayı esaslarına ve dinin kurallarına göre yaptığınızda ve elbette ki temel ibadetlerinizi, temel o başlıkları da önemsediğinizde elbette çalışmak da bir ibadete dönüşür, eğitim de bir ibadete dönüşür. İşte bir çocuğun başını okşamak bugünlerde zor da ibadet hocam. Efendim tebessüm diyor Resul-i Ekrem ya. Sadakadır diyor, ibadettir diyor. Tebessüm ediyorsunuz, ibadet. Bütün bunlar nasıl olacak peki? Şu hocam, bir ameli ibadet yapan şey niyettir. Tuğrul İnançer hocamız merhum, Allah gani gani rahmet eylesin, yakın zamanda kaybettik. Yani biz kaybettik. Biz kaybettik. Evet. Tuğrul hocamız öyle derdi. Diyelim ki şurada iki hayvan var, ikisini de kesiyoruz. Birisini kurban yapan, birisinde kasaplık et yapan şey nedir? Ritüel aynı, kesim aynı. Zaten belli bir kesim kuralına uymak zorundasın onun murdar olmaması için, değil mi? Hı. Ama birisi kurban oluyor ve bir ibadete dönüşüyor. Hı. Diğeri kasaplık et oluyor. Niyettir işte. Birisine kurban niyeti, işte adak niyeti neyse onu getirdiğinizde o bir ibadete dönüşüyor. Diğeri yine helal, başka bir şeye dönüşüyor. Mekke'ye, Medine'ye gidiyorsunuz. Bu ziyareti, bu seyahati bir ibadete dönüştüren şey nedir? Niyettir, değil mi? Niyet etmediğinizde bu turistik bir geziye dönüşür. Dolayısıyla bütün mesele hocam yine içimize geliyor. Evet, yine içimize. İçimize. Ameli, eylemi ibadete dönüştüren şey niyettir.
Peki tam da bu noktada anlam katan şey niyet. Anlamını değiştiren şey niyet, yaptığımız şey. Varoluşçu psikoterapiye göre hepimizin dünyada halletmesi gereken 4 mesele var. Ölüm, anlam, hayata bir anlam bulmak, yalnızlık ve özgürlük. Bu kavramları çok uzun uzun tartışır bu ekol. Şimdi bunlar inansın inanmasın her insanın çözmesi gereken mevzular aslında. Siz bu din insanlara yaratıldıktan sonra bir daha yok olmayacaklarını söyleyerek onları ruhen onarır ve anlamsızlığı dağıtır diyorsunuz. Evet. Yaratılmış olmak ve bir daha yok olmayacak olmak. Bu anlam arayışında nasıl bir yerde duruyor? Unamuno'nun bir sözüdür diye hatırlıyorum. Turan Koç Hoca aktarıyordu Unamuno'nun. Dehşet verici bir sözdür bana göre. Hiç olmaktansa ebediyen cehennemde yanmaya razıyım diyor. Hiçliği anlayamıyorum, kavrayamıyorum. Beni delirtiyor hiçlik diyor. Bir hayat olmalı, bir şey olmalı. Bu bedeni hadi bir şekilde gitti de bu bilinç nereye gidecek? Bu dünya nereye gidecek? Zihnimde kurguladığım bütün bu meseleler nasıl hiç olacak ve yok olacak diyor. Felsefenin en temel meselelerinden birisi uğraştığı ve vardı. Muhtemelen psikolojinin de en temel bu hiçlik, yok olma korkusu. Bilinç, bilinç nereye gidecek? Nereye gidecek? Bu mesela büyük dert. Ya mesela bu bedenle ilgili anlaşılabilir. Beden anlaşılır. Çünkü 10 yıl önceki bedenim de şu anki bedenim değil. 50 yıl sonra yaşayacaksa birisi 50 yıl önceki değişecektir. Bambaşka bir anlık değişiyor zaten. Dolayısıyla bu evet buna böyle büyük bir anlam insanlar da çok yüklemese de bu bilinç, bu akıl, bu zihin aslında İslam bunu bize çözümünü söylüyor. Ve dönüp dolaşacağımız, kapısına varacağımız yegane hakikat de bu. Ölmeyeceksin diyor. Bir kere doğduysan artık ölmeyeceksin diyor. Bu bizi büyük bir yükten kurtarıyor. Çünkü öteye dair söz söyleyebilme selahiyetine sahip yegane kaynak dindir. Hiç kimse ne felsefe bilemiyoruz. Çünkü bütün bizi kuşatmış olan ilimlerin denemek gibi, gözlemek gibi, dokunmak gibi bazı temel referansları var. Ve sınırlılıkları var. Sınırlılıkları var fizik. Dolayısıyla denemeden, görmeden, tecrübe etmeden cümle kuramaz. Tahminde bulunur. Bazı faraziyeler kurar. Bir şeyler ama asla insanı tatmin edemez. Ama din mutlak bir hakikat olarak, değişmez bir hakikat olarak sürekli bize asıl meselenin orada olduğunu söylüyor. Hatta dünya bizim kullandığımız anlamda Kur'an'da geçmez. Dünya ifadesi Kur'an'da geçtiği şekliyle bugün kullanımda olan şekli hiçbir biriyle şey değildir. Yer küre anlamında da değil. Hiç kullanmaz. Hayır. Dünya yakın olan. Hayat bir. Dünya ve ahiret. Yakın olan hayat ve uzak hayat. Hatta Elmalı Hamdi Yazır merhumun meal tefsirlerinde dünya hayatı mesela diye geçmez, yakın hayat diye geçer. Yakın hayat ve ahiret hayatı diye geçer. Hayat bir, başladı mı bir eksen, bir çizgi üzerinde bu hayat akacak zaten. Bunun bir yakın, şu anda yaşadığımız, şu anda içinde bulunduğumuz hayat var. Bir de biz bunu dünya diye kavramsallaştırmışız. Yer küre anlamına çekmişiz vesaire. Dolayısıyla bizim bu bakış açısını hayatımıza yerleştirdiğimiz zaman bakın Kur'an nasıl bize bir ufuk veriyor. Hayatı bir bütün olarak görmek. Bir bütün olarak dünyayı ve ahireti bu bütünün iki boyutu olarak görmek. Buranın orası karşısında kısacık ve değersiz bir an olduğunu hissettirmek. Değersiz ama o sonsuzluğu kazandıracak kadar da değerli bir an olarak düşünmek. Yani şöyle hani sonlu herhangi büyük bir rakamın sonsuz bir rakam karşısında bir değeri olabilir mi? Sıfır. Matematiksel değil mi? Sıfır. Çarp, çıkar, böl değil mi? Hep sıfır.
Peki orasının sonsuz olduğuna dair biz iman ediyorsak ve buranın da kraliçe kadar yaşarsak 96 yıl olacaksa, ki krallar gibi yaşadı, dünyanın tadını çıkardı dediğimiz Efendimizin hadisiyle 60-70 arasıdır. Yani her şeyin bir hasat dönemi vardır. Hı hı. Ümmetimin hasadı 60-70 arasıdır diyor. Ortalama zaten bilim de bize onu söylüyor. 63, 65, 67 o civarlarda gidip geliyor vesaire. Şimdi peki bu hakikat mi insanın ruhuna, fıtratına daha yakın ve onu bu hiçlik korkusundan, bu yok olma korkusundan onu kurtarır? Yoksa bütün meseleyi bu 50-60-70 yıla sınırlayan ve buraya sığdıran bir şey mi? Elbette ki bu beraberinde huzursuzluk getirecek. Ve elbette ki bugünkü insanoğlunun hırsı, zalimliği, başkasına yaptığı kötülük vesaire tümü bir başka hayatın olmayışına olan inancından kaynaklanıyor. Yani değil mi? Bir sonraki aşamayı hayal edebilse, bir hesap verebilirlik insana sorumluluk yükler ya, dünyada da öyledir. Onu hayal edebilse ya da ona inansa çok daha farklı olacak. Bu zulümlerin pek çoğunu eli titrer yapamaz insan. Yani Sezai Bey mesela kendi düşüncesinin diriliş medeniyeti, diriliş felsefesi, diriliş ekolü diyebileceğimiz, tanımlayabileceğimiz düşüncesinin temeline ahiret inancını koyar. Ahiret inancı olmadan hepimiz zalimleşiriz. Ahiret inancı, hesap verebilme korkusu, endişesi, utancı ve mahcubiyeti olmazsa, değil mi? Görünür planda iyi oluruz, güzel görünürüz vesaire, ama zalimleşiriz ve başkasına insanı cehennem ederiz. Dolayısıyla bu zalimleşen insana bir ahiret inancı ve şuuru lazım. Bu şuuru insana yerleştirecek, insanın zihni yerleştirecek olan yegane yol da İslam'dan başkası değildir. Peki bir ahiret bilinci olduğunda, her yaptığından, ettiğinden hesap verme bilinci de insanın içerisine yerleşir diyoruz. Din ve inanç, herhangi bir inanç, elbette insana bazı sorumluluklar yüklüyor. Siz diyorsunuz ki dini sadece bir emirler ve yasaklar bütünü olarak görmemek gerekir. Günümüzde de bazı ekollerde ve anlayışlarda diyelim, din eşittir suçluluk duygusu yüklüyor. Biz maneviyat psikolojisi çalıştığım için bu şekilde yaralanmış çok fazla insanla muhatap oluyorum. Din adına çok fazla tehdit edilmiş, dinle manipüle edilmiş, dinle kontrol edilmiş. Allah'la korkutulmuş. Allah'la korkutulmuş ve manipüle edilmiş. Spiritüel istismara maruz kalmış çok insan var. Eyvallah. Şunu yaparsam yanlış mı olur? Şefkat tokadımı yerim. Bunu yaparsam Allah beni cezalandırır mı? Adım atamaz hale gelmişler. Bu dinin bana en çok yüklediği şey suçluluk duygusu oldu demişti bir danışanım. Çok dramatik ve vurucu, çarpıcı bir ifadeydi. Şimdi din eşittir suçluluk duygusu olmasın diye cezalandırıcı bir tanrı tasavvuru çok fazla zihinlerimize ekilmiş. Yaptığımız ya da yapmadığımız pek çok şey için suçluluk hissediyoruz. Din suçluluk duygusu gibi anlaşılmasın diye tövbe kavramından da bahsetmek gerekir, söylemek gerekir diye düşünüyorum böyle bir tartışma bağlamında. Hata yapmak ve tövbe etmek neden önemli? Evet, güzel söylediniz. Yani dini biz eğer bir emirler, yasaklar, kanunlar silsilesi, manzumesi olarak görmeye başlarsak, onun doğuracağı sonuç da elbette bu olur. Ama öyle midir? Kur'an'a bir anayasa muamelesi yaparak bu dünyayı tanzim eden ve sadece hukuku tanzim eden, hatta yer yer fıkhı tanzim eden bir kaynak olarak muamele etmeye başlarsak varacağımız sonuç bu olur. Anayasa değil mi Kur'an? Elbette değil. Sadece anayasa değil. Değil. Sadece anayasa değil. Şu orayı kırpıp Kur'an anayasa değildir dedi. Olmasın öyle. Elbette değil. Peki Kur'an ya da vahiy bir hukuk kitabı mıdır? Elbette değil. Bir fıkıh kitabı mıdır? Elbette değil. Bir tarih kitabı mıdır? Bir psikoloji, sosyoloji? Elbette değil. Hem değil, hem bunların hepsidir, hem daha fazlasıdır.
Ne o, ne o, hem o, hem o. Ve daha fazlası. Ve daha fazlası. Daha fazlası. Bütün bunlara kaynaklık eden, bütün bunların temel sabitelerini ortaya koyan, bütün bunların üzerine inşa edilebileceği bir zemin, büyük bir zemin, büyük bir ufuk ama asla sadece onunla sınırlanamaz. Şimdi mesela bizim modernizmle mağlup olmuş zihinlerimiz bizi Kur'an'ı indirgiyor aslında, vahyi indirgiyor. Ve bu iyilik yaptığımızı sanırken aslında Allah'ın büyük mesajını sınırlıyoruz. Şöyle hocam, Kur'an'ın emirlerine, Kur'an'ın öğretilerine, öğrettiklerine şöyle bir bilmiyorum çalışıldı mı, tanzim edilirse. Kur'an'ın emirlerinin ne kadarı burayla, bu dünyayla ilgili, söyledikleri emir değil sadece, söyledikleri ne kadar burayla ilgili, ne kadar tasavvurumuzla, ahlakımızla, öteyle, ölümle ve ölüm sonrasıyla ilgili. Ben bir çalışma yapmadım ama okuduğumda ben dünyanın ötesine, maveraya dair, masivaya dair bilgilerin, söylenenlerin, sözlerin diğerinden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi bu kadar büyük bir alan, metafiziğe, ahirete, zihnimize, kalbimize dokunan, oralara söz söyleyen bir dini, sadece bizim günlük ilişkilerimizi düzenleyen, sadece bizim insanlar arası ya da işte çevreyle ilişkilerimizi falan düzenleyen bir alana indirgediğimizde Allah'ın sözüne haksızlık etmiş oluruz. Allah'ın sözünü insan sözü mesabesine indirmiş oluruz, haşa. Ve aynı şekilde Resul-i Ekrem Efendimiz'in sünnetini de indirgemiş oluruz. Hayır, bütün bunlara kaynaklık eder, bütün bunları besler. Yapacağımız her işin dönüp dolaşacağımız ve kaynak olarak bakacağımız yerin orası olması gerektiğini bize öğretir elbette. Ama asla bir ilim dalıyla, bir işte efendim alanla sınırlandırılamayacak kadar geniş bir ufuk da sunar. Tek bir disiplinle. Evet. Şöyle hocam, dinin ve vahyin en ayırıcı iki temel noktasının şu olduğunu görüyorum. Hayata dokunan, dünyayı, insan ilişkilerini, borçlar hukukunu da Kur'an tanzim ediyor. Elbette yani. İşte efendim cinayeti, okubatı, muamelatı, elbette buralara dair temel, değişmez, değiştirilemez kurallar koyuyor. Ama bu oranın, bu buranın dışında bana kalırsa çok temel, acizane iki noktaya değiniyor. Bir, içimize sesleniyor. Yani biraz da ilham kaynağımız bu kitapla belki bu. İçimize seslenen, içimizi onarmaya çağıran, hem bakmaya hem unutmama anlamında bakmaya çağıran sürekli bu tarafı var. Açalım, bakalım. Resulullah'ın hayata taşıdığı o modelden de bakalım. Vahyin kaynağı esas da sapasağlam orada duruyor. Bakalım. Takva der, ihlas der, haşyet der, huşu der, itminan der vesaire vesaire vesaire. Bunların hiçbirisinin günlük hayattaki insan ilişkilerindeki karşılığı yok. Tamamen içimize dair, kalbimize dair bir seslenişler. Ve bunlar sayıları öyle az değil, bir yerde dokunup geçmiyor. Bir bu. İkincisi, yoğun olarak ahiret hayatı diyebileceğimiz hayata dair tasvirler, evet tehditler, mükafatlar, oradaki yaşayacağımız huzura dair bunlar da neredeyse dünyaya dair söylenenler kadar bir şey tutuyor. Bu nedir? Bu bana şunu söylüyor. Kur'an'ın bize öğrettiği hayat tek bir hayattır. Ve bu hayatı sadece yakın ve uzak hayat diye ikiye bölüyor, o kadar. Hı hı. Onu da anlayalım diye. Aslında bir hayattır. Evet. Ve hiç kopmamacasına bu hayatın devamı olarak ahireti anlatıyor. Bizim için ölüm, sorumlulukların bittiği, mesuliyetin sona erdiği bir vakti anlatıyor. Evet, ama
Allah katında zaman ve mekan üstü baktığı için Rabbimiz oradaki hayatı buranın devamı olarak, hiç inkıtaya uğramamış olarak bize anlatıyor. O kadar doğal, iç içe, işte benim anlayabildiğim Allah bizden böyle bir bakış açısı istiyor. Dünyaya böyle bakın. Bitmeyecekmiş gibi bir hayat. Evet, bunun devamı olduğunu düşünürsek bu yoğun suçluluk duygusu biraz hafifliyor olabilir belki. Hata yapmak da herhalde acemisi olduğumuz bu hayatta kaçınılmaz bir özelliğimiz. Evet, onu söyleyeyim. Evet, tevbe meselesi. Çok özür dilerim. Çok Estağfurullah. Dolandırdım. Estağfurullah. Ne diyordu bizim bir arkadaşımız? Genişten aldım böyle. hata işleyeceğiz biz. Günah işleyeceğiz. Hatta günahımızı abartmak kibir olabilir. Allah'ın affedemeyeceği kadar büyüklük atfetmek bir günaha ne kadar büyük bir yanılgı. Hangi günahımız Allah'ın rahmetinden büyük olabilir ki? Kaldı ki günah bizim için. Hadis-i şeriftir. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Siz günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız, Allah günah işleyen sonra yine tevbe eden, yine işleyen yine tevbe eden başka bir topluluk getirecekti. Evet. Biz melek değiliz, biz peygamber değiliz, bir masum değiliz. Allah bizim günahtan sonraki tevbemizi seviyor. Bu günaha teşvik gibi değil. Değil. Netice olarak bizim kaçınamayacağımız bir son olarak bunu an. İnsanız çünkü. Aciziz, gaflete düşüyoruz. İşte efendim zevklerimizin, nefsimizin, şeytanın ihvasına çok kolay kapılabiliriz. Dolayısıyla günah işledim bitti dememek gerektiği için tevbe kapısı açık. O tevbe kapısı bizim kendimizi yenilememiz ve hadis-i şeriftir yine Efendimiz buyuruyor. Çok böyle bir hoca sohbeti gibi oldu ama Efendimiz başımızın tacı. Günahtan tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor. Evet. Hiç Pırıl pırıl. Annesinden doğduğu gibi tertemiz hale gelebilme fırsatı bize sunan bir din. Yeter ki samimi olalım ama o değil hocam. Evet. Ben şunu yapacağım ama işte Ramazan ayı gelecek, kendimi temizleyeceğim. Hayır, bu anlayış sakat bir anlayış. Samimi, nasuh. Nasuh tevbe dediğimiz. Zaten o demek. Samimi tevbe. Samimiyetle. Tertemiz bizi yapar, paklar ve yine de günah işleriz elbette. Yine de günah işleriz biz. Peki değerli hocam, son 3 dakikamıza girdik ama şunu da sormayı mutlaka istiyorum çok size. Çok konuştum, çok özür dilerim ya. Estağfurullah, sizi duymak, sizi dinlemek için bu programı yapıyoruz. Çok mutlu olduk. Çok konuştum. Değerli hocam, son 3 dakikamız tam da süreyle alakalı bir sorumuz var. Zamanı ganimet bilmek gerekir derler. Evet, Sufiler de bize İbnül Vakt olmayı, vaktin çocuğu olmayı öğütlerler. Son hatta 2,5 dakikamızdayız. İbnül Vakt olmak ne demektir hocam? Bunu sizden duyarsak çok bahtiyar olacağız. Estağfurullah. Benim konuşmakta en çok korktuğum alanlardan birisi. Diğer alanlar da benim korktuğum alanlar. Çünkü maalesef bu konuda en çok müzdarip olan insanlardan birisiyim. Vaktin hakkını bilememek. Hatta o İbnül Vakt'ın bir sonraki aşaması var. Ebul Vakt de derler. Evet, vakti çocuğu bilmek. Vakti çocuğu edinmek noktasında. Anın çocuğu olmak meselesi zamanı değerlendirmekten öte başka bir şeyi bize anlatıyor. Anın gereğini yapmak. Anın gereğini yapmak. Bu sözün bende çağrıştırdığı temel mesele bu. Çünkü an, Allah anları yaratır ve bu anlar sürekli değişir. Sürekli değiştiği için de her anın bir hakkı vardır. Hatta denir ki kazası yapılamayacak tek şey boşa geçirilmiş zamandır. Çünkü anı geçirdiğiniz an, yeni bir an başlıyor ve yeni bir hak başlıyor. Siz geçtiğimiz anı kaza etmekle meşgul olursanız içinde bulunduğunuz anın hakkını kaybedersiniz ve bu böyle silsileyle devam eder. Bundan dolayı bu anın hakkını bilmek meselesinin sufilerin temel meselesi olduğunu söyleyeyim efendim. Eyvallah. Eyvallah. Derler ki şu an yaptığın iş en önemli işindir. Öyle yap. Ve şu an karşındaki kişi de senin için en önemli kişidir. Ona göre muamele et, ona göre konuş. Vaktin çocuğu olmak, İbnül Vakt olmak biraz böyle anlıyorum ben bunu. Eyvallah.
Kiminle meşgulsen ona hayatındaki en önemli kişiymiş gibi davran, ihtimam göster ve hangi işle meşgulsen de onu hayatının en önemli işiymiş gibi yap. Su içerken gerçekten su iç, dikkatini ona ver. Yazı yazarken dikkatini ona ver. Müzik dinlerken, ibadet ederken ya da yemek pişirirken her neyi yapıyorsan bütün dikkatini ona vererek yaparsan anda kalmak biraz daha kolay olur. Anın hakkını vermek belki biraz daha kolay olur. İhsan ve itkan hocam. Tam da aynen bunu besliyor. İhsan ve itkan. Eyvallah. Bunlar ev ödevimiz olsun. Bu kavramlara bakalım. Çok teşekkür ediyorum Eyvallah. Hocam. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok mutlu olduk. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, biz bu hafta herkes içine baksın dedik. Hem içimize bakalım hem de içimize iyi bakalım. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.